Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Çok demesi yok demesi günahmış. Vaktin birinde adaletli bir padişah varmış. Ama bu padişahın hiç çocuğu olmamış. Lalasının da çocuğu olmamış. Can sıkıntısı yürek üzüntüsünden pek bunalıp "Tebdili mekanda ferahlık vardır." diyerek lalasıyla birlikte tebdil giyinir yola çıkarlar. Gide gide bir çeşmenin başına varırlar. Ara sudan abdest alıp öğle namazına dururlar. Oturup selam verdikten sonra iki ellerini açar, açık gönülle yana yakıla duaya başladıkları sırada hemen yolun tozları içinden bir derviş çıka gelir. O da onlarla bir olur duaya amin der. Uğurlar ola padişahım. İşin hayırlı, ömrün uzun ola. Eyvallah derviş baba. Allah günahlarımızı affetsin. Sen ilk görüşte benim padişah olduğumu anladın. Elbette yüreğimdekini de bilirsin. Ey padişahım, senin bu yaşa dek çocuğun olmamıştır. Buna üzülür dertlenirsin. Dedikten sonra koynundan bir al elma çıkartır. Padişahım, bu elmanın yarısını Sultan Hanım'la birlikte siz, diğer yarısını da Lalanız hanımıyla birlikte yer. Her ikinizin de vakti erişince çocuklarınız olacak. Şükredin oturun. Sakın ben gelmeyince çocuklara isim vermeyin. Diyerek elindeki elmayı padişaha verir. Padişah da elmayı alır. Lalasıyla birlikte kalkıp kısa yoldan saraya dönerler. Padişah vakit geçirmeyip hemen al elmanın yarısını lalasına verir. Her ikisi de o gece yarımşar elmayı hanımları ile bölüşerek yerler. Sultan hanımla vezirin karısı gebe kalırlar. Vakit erdikte günü doldukta her ikisinin de birer erkek çocuğu olur. Vezir ile padişah çok sevinirler. Hayır işlerine hazine harcarlar. Bu çocuklar küçük yaştan başlayarak yan yana büyürler. 5 yaşına geldiklerinde okula giderler. Okuldaki çocuklar bunların atsız oluşlarını yadırgar. Birisine atsız şehzade, ötekine atsız lala diye ad takarlar. Onları böyle çağırırlar, kızdırırlar. Şehzade birkaçıyla kavga eder. Dövüştükten sonra o ateşle saraya dönüp doğru babasının huzuruna çıkar. Sevgili babacığım, büyüdüm gittim. Bir türlü adımı bildirmediniz. Herkes atsız şehzade diye at takıyor. Bana niçin bir at koymadınız? Diye yalvarıp yakarınca padişah pek üzülür. Benim biricik evladım. Sen de küçük Lalan'da bir dervişin verdiği bir elmadan hasıl oldunuz. Onunla kararımız şu idi ki, uygun bir günde gelip adlarınızı koyacaktı. O gelmeyince adlarınızı koyamayız. Sözümüze bağlıyız. Diye açıkça anlatınca oğlan da bu işlere pek şaşıp biraz daha oyalanır. Ama bir zaman sonra her gün bu dervişin yolunu gözlemekten bu çocuklar ağlamaklı olmuşlar, zayıflamış iğne ipliğe dönmüşler. Bu halleri gören devlet ileri gelenleri, kubbe altı vezirleri, ağzı laf yapanları toplanıp uzun uzun görüşmüşler. Sonunda, ey padişahım, şehzadeye at vermek işinde bundan ziyade gecikmek uygun yol değildir. Halk arasında dedikoduya yol açar ki yayılmasını önlemek mümkün olmaz. Oğlunuzun tahtı tehlikeye girer. Bu iş sonunda düzmece şehzadelerin ortaya çıkmasına kadar varır. Yönetim de, siyaset de şehzadeye at verilmesini gerektirir. Fazla beklemeyiniz. Deyince padişah da uygun görüp başını eğer. Evet, dedikleriniz doğrudur. Bu derviş kim bilir ne zaman gelir. Tam bu çocukların atlarını koyup duasını edecekleri sırada her yanı kapalı divanhanenin ortasında birdenbire bir derviş baba ortaya çıkar. Vakti şerifler hayrola ey padişahım. Şehzadenin adı Sefa, Lelas'ın adı da Cefa olsun. Adlarını ben verdim, Allah da yaşlarını bahtlarını versin. Diyerek hemen yok olur. Gel zaman git zaman çocuklar büyürler, koç yiğit delikanlı olurlar. İçeride dışarıda daima birlikte bulunurlarmış. Bir gün Sefa ile Cefa
has bahçeye çıkıp gezerken bir aralık Cefa. "Sefa kardeşim, ben abdest almaya gidiyorum. Az sonra gelirim." diyerek şadırvana doğru gider. Sefa bir ağaç altında onu beklerken nereden geldiği belli olmayan bir derviş ortaya çıkar. Hiç ağzını açmadan cebinden bir resim çıkarıp şehzadeye verdikten sonra kaybolur gider. Şehzade resme bir bakar ki ayın 14'ü gibi bedende güç, gönülde sabır koymaz bir kız. Bakmaya kıyamaz. Resmi göğsüne bastırınca hemen içinde bu kıza karşı bir sevgi alevlenir. Yere düşüp bayılır. Cefa öteden elini yüzünü kurulayarak gelir. Bakar ki Sefa yerde baygın yatar. Sefa'yı kucaklayıp kaldırır. Doğru odasına götürür. Hekimlere haber salarlar. Hepsi gelir. Şehzade Sefa bir zaman sonra ayılır. Ama yine de güçsüzlüğünden yatağından çıkamaz. Dalgın dalgın yatar. Günden güne sararıp solar. Bir telaş içinde Cefa bir köşede unutulmuş. Göze girip mevki kapmak isteyen her kim varsa saraya üşüşüp şehzadenin odasına doluşmuş. Sonunda birer ikişer umutlarını kesmişler. Bir zaman sonra hepsi bir kenara savuşmuş. Hastanın başında kala kala bir tek babası kalmış. İşte o zaman padişah Cefa'yı hatırlayıp, "Elbet bu oğlanın derdini bilse bilse lalası bilir. Bu kadar zamandır aklımıza gelmemiş. Bire çağırın şunu!" diye bağırınca Cefa gelir. "Ey Cefa, şehzade bayıldığı sırada bahçede beraberdiniz. Onun bu hallere düşmesinin sebebini elbet bilirsin. Oğlumun derdi nedir söyle bana. Sana 40 gün süre veriyorum. 41. gün başını keserim ha!" deyince zavallı Cefa çaresiz boynunu büküp, şehzadenin bayıldığı sırada orada olmadığını, abdest almaya gittiğini, geldiğinde onun baygın yatar vaziyette olduğunu saymış, dökmüş, anlatmış. Padişah ilk sözünde ayak diremiş. "Var git hele, 40 günlük ömrüm var. Elbet bu sırrın anahtarı sendedir. Ya çözersin ya da başınla ödersin." Garip Cefa şehzadenin yatağına gelir. "Ey benim şehzadem, padişah babanız bu işin hallini sonunda bana bıraktı. 40 gün süre verdi. Eğer hastalığınızı bildirmezseniz 41. günü boynumu varacaklar. Aman şehzadem söyleyin bana." Gözyaşları içinde her gün sabah akşam yalvarmış. Çaresiz Cefa 40 günü tüketmiş. 41. günün sabahı şehzadenin yatağı başına gelir, iki gözü iki çeşme. "Ey şehzadem, 40 günü doldurduk. Bugün 41. gündür. Ayrılık saati geldi çattı. Neredeyse cellatlar gelir. Gel kucaklaşıp helalleşelim. Allah tez vakitte derdinin dermanını versin." diyerek Sefa'nın boynuna sarılır. Şehzade şöyle derin bir uykudan uyanır gibi olur. Cefa kapıdan çıkarken dili çözülür. "Gel Cefa, benim sadık lalam. Gel yanıma. Şu resmi al, babama götür." Cefa bir yandan ağlar, bir yandan ölümden kurtuluşuna sevinir. Hemen bu resmi alır. Ayakları dolaşarak koşar padişahın huzuruna çıkar. "Ey padişahım, müjdeler olsun. Şehzadenin derdi anlaşıldı. Şu resimdeki kıza tutulmuş. Artık ferman padişahımın." diyerek resmi verir. Hemen bilir kişileri çağırıp kızın resmini onlara gösterir. Akıl danışır. Resim elden ele dolaşır. Sonunda bir ihtiyar kervancı başı, "Yemen padişahının kızının ta kendisi," der. Padişah Cefa'ya döner. "Ben bir cihan padişahı olayım da oğlumun derdinin çaresini bulamayım. Olmaz. Hemen hazırlan. Para, eşya, adam ne lazımsa yanına al. Gece gündüz dinlenmeyeceksin. Doğru Yemen'e gideceksin. Yemen padişahının kızını senden isterim." Cefa oradan kalkar. Olup bitenleri Sefa'ya anlatır. O da canlanır. Hemen yataktan kalkıp yürür. Görenler şaşar. Babasının huzuruna çıkar. "Ben Cefa'dan ayrılamam. Bu zamana kadar beraber olduk. İzin verin birlikte gidelim," diye yalvarır. Oğlunun iyileşmesine sevinen padişah, yolculuğun onun sağlığına iyi geleceğini düşünür, izin verir.
Şehzade annesinin elini öpüp helalleşir. Cefa ile o gece yol hazırlıklarını yapar, sabah yola çıkarlar. Az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler, 6 ay bir güz giderler. Gide gide günün birinde bir çeşme başına erişip, atların yükünü bir ağaç dibine yıktıktan sonra koşumlarını alır, atları da bir çayıra salıverirler. Kendileri de çeşme başında koyu gölgelice bir yere çekilip yan yaslanır uzun otururlar. Bir de bakarlar ki beli 2 büklüm. Ağzında dişleri kalmamış, burnu çenesine değer bir koca karı. Bir elinde su testisi, bir elinde değneğini kaka kaka çeşme başına gelmekte. Hemen davranıp kadına. Aman valide, bu diyar hangi diyar? Adı nedir buraların? Oğlum, buraya Yemen derler. Aman anacığım, bizi bu gece evine konuk eder misin? Çok uzak yollardan geliriz. Aman oğulcuklarım, ben bir fakir kimsesiz koca karıyım. Bir kulübeye sığınmışım. Yarı aç yarı tok. Sizin gibi beyzadeleri yatıracak yerim yurdum yoktur. Şehzade cebinden bir avuç çil altın çıkarıp şıkırdatmaya başlayınca koca karının hemen beli doğrulup sızlanmayı keser. Gözleri de parlar. Aman beyzadelerim, kişizadelerim, yatacak yerim de var, hayvanlar için ahırım da. Yürüyün gidelim, evim yakındır. Deyince hemen koca karının ardına düşer, eve gelirler. Hayvanlarını ahıra bağlar, önlerine bolca arpa döker, yukarı çıkarlar. Koca karının açtığı bir odaya girip otururlar. Bu koca karı 2 içeri, 1 dışarı, o odadan birikine keklik gibi sekip sandıklar açar, örtüler çıkarır. Birkaç çeşit yemek pişirir. Bir ev kadınlığı eder ki bunlara sözle anlatılmaz, ancak göreceksin. Az vakitte sofrayı kurar, onların karnını doyurur. Kahveler pişirip karla ezilmiş turunç şerbetler çıkarır. Şehzade ile Lalası bu hizmete, bu düzene, bu yaşta bir kadının bu el çabukluğu ile çalışkanlığına hayran kalırlar. Arada bir koca karının önüne bir altın fırlattıklarında kadın kanatlandıkça kanatlanır. Sonunda karınlarını doyurup keyifleri de tamam olunca kuş tüyü minderlere oturup atlas yastıklara yaslandıklarında şehzade, "Ey analık, biz 2 garip yolcuyuz. Nereden gelip nereye gittiğimizi, hangi işin, nice düşün peşinde olduğumuzu, derdimizi, düşüncemizi hiç sormazsın." "Ay oğlum, ancak şimdi sırası geldi koşmaktan, kovalamaktan. Söyleyin bakalım, derdiniz nedir?" "Ben İstanbul padişahının biricik oğluyum. Bu da benimle aynı elmadan olma Lalam'dır. Yemen padişahının kızına resminden aşık olmuşum. Onun için gurbet yollarına düştük, buralara geldik. Acaba böyle bir kız var mıdır? Şimdi burada mıdır? Evli midir, ergen midir?" "Aman oğlum, bak şu Allah'ın işine. Gezmiş gezmiş de tam yerine gelmişsiniz. Ben bu kızın hocasıyım. Her gün saraya bir kez uğrarım. Ama bu kızı bu hafta içinde Hint padişahının oğluna gelin getirecekler. Senin niyetin olmayacak iştir." Sabah olunca saraydan kapıya bir ulak gelir. "Hanım Sultan acele sizi ister, tez yürüyün," diye koca karıya haber getirince, "Aman oğlum, taşradan misafirlerim geldi, onları bırakıp gelemem. Hanım Sultan'a selam söyle," diye saraya haber yollar. Hanım Sultan, "Tez geri dönsün, misafirlerini de alıp gelsin, çok canım sıkılıyor. Belki hoşa gidecek bir şey anlatırlar," diye ulağı geri çevirince, hoca hanım misafirlerine, "Ey oğullarım, Sultan Hanım sizi de saraya davet ediyor. Yollar açıldı, ne dersiniz?" Koca karı bunlara kadın elbiseleri getirir. Başlarına takma saç takar, ferace giyinir, yaşmak tutunurlar. Koca karı ile birlikte sarayın yolunu tutarlar. Bunları kalfalar, cariyeler kapı önünde karşılayıp yukarı alırlar.
Yemen padişahının kızının odasına girerler. Bakarlar ki resimdeki kızın canlısı. Resim şöyle dursun. Bu daha alımlısı. Gülerken gözlerine, söylerken ağzına baktırır. Bir eda ile salınır ki sefanın eli ayağı tutmaz olur. Karşılıklı selamlar verilip hal hatır sorulur. Ey hoca hanım, misafirleriniz kimlerdir? Nereden geldiler? Memleketten geldiler sultanım. Akrabalarımdan olurlar efendim. Hanım sultan bu iki dal gibi genç kızın giyinişlerinden, oturuşlarından, hele edalı hallerinden, kırık dökük nazik konuşmalarından pek hoşlanır. Kokulu Yemen kahveleri içerler. Dereden tepeden konuşurlar. Güle söyleye akşamı ederler. Hanım sultan yarım elmanın yarısı gibi birbirine benzeyen bu iki kıza içi ısınır. Aman hoca hanım, bu gece sizleri bir yere salıvermem. Derse de hoca hanım tedbirlidir. Aman sultan kızım, evde anaları var. Merak içinde kalmışlardır. Buraya geldiklerinden haberleri bile yoktur. İzin verin de bugün gidelim. Yarın analarından izin alır yine geliriz. Ertesi gün hoca hanım Sefa'yı evde bırakıp Cefa ile saraya gelir. Sultan hanımın odasında yine sohbet kurulur. Akşama kadar eğlenirler. Çalgılar, çengiler, çeşitli oyunlar oynarlar. Sultan hanım arada sırada Sefa'dan haber sorar. Anasının bugünlük göndermediğini öğrenir. Böylece akşamı edip yemekten sonra yine bir odaya toplanırlar. Hoca hanım birbiri ardından gülünçlü, acıklı, ibretli, uzun masallar anlatır. Böylece yarı geceyi ederler. Uyku zamanı gelip edalı gözler süzülmeye, çeneler esnemeye, masalın tadı kaçmaya başlayınca herkes odasına çekilir. Sultan hanım kız kılığındaki Cefa'nın sohbetinden pek hoşlanıp onun kendi odasında yatmasını ister. Halayıklar kuş tüyünden şilteler serer. Bütün ışıkları söndürür, yataklarının baş ucundaki gümüş şamdanları yakar çekilirler. Sultan hanım soyunup dökünmeye başlayınca Cefa renkten renge girip heyecandan korkudan ne durabilir ne de oturabilir. Hanım sultan buna dönüp, ''Aa, hala soyunmamışsın, niye orada dikiliyorsun? Hadi bakalım.'' derse de o ne elini kıpırdatabilir ne de ağzını açabilir. Öylece dikilir durur. Hanım sultan onu utanır sıkılır sanıp yanaşır. Yardım etmeye, başından hotozunu almaya davranınca, hotoz takma saçla birlikte elinde kalıverir. Bir de bakar ki, bu cana yakın güzel taze, aslında bir genç yiğittir. Öyle şaşırır kalır, sonra gülmesi tutar. Bu arada Cefa, Sefa'nın İstanbul padişahının oğlu, kendisinin de onun lalası olduğunu, resmine bakıp kendisine tutulup buralara kadar geldiklerini bir bir sayar anlatır. Bunlar sabahlara kadar uyumayıp karşılıklı oturur konuşurlar. İnce eler sık dokurlar. Bu hale bir tedbir düşünürler. Hanım sultanın Sefa'ya olan sevgisi bunları dinledikten sonra iyice artar. Hint padişahının oğluyla evlenmekten vazgeçer. Cefa'yı karşısına alır. Ey Cefa, dünya ahiret kardeşim ol. Sen de bilirsin ki gönlümün şehzadesi elbette Sefa'dır. Artık öbür gün Hint emirinin oğluna gelin gidiyorum. Bütün hazırlıklar bitti. Kervan hazır. Yarın ben ağırlıkları önden gönderir, has cariyelerim ve hoca hanımla bir arabaya binerim. Şehrin dışında bir saatlik menzilde, Hint yolunun ayrıldığı yerde, tepe üstünde bir türbe vardır. Adettir, gurbete çıkan, geri dönen ziyaret için oraya uğrar. Sen daha önce Sefa ile oraya gidersin. Türbedarı razı eder, beklersiniz.
Biz oradan geçerken arabayı durdururum. Yalnız başıma çıkar ziyarete gelirim. Üzerimdeki gelin elbiselerini sana giydiririz. Sen doğruca türbeden çıkar, benim yerime arabaya binersin. Hint padişahının oğluna gelin diye gidersin. Biz de Sefa ile dağdan dağa kaçar, deniz kenarına ineriz. Orada seni bekleriz. Sen de elbet bir yolunu bulursun, gelir bize kavuşursun. Sabaha kadar bu düzen üzerinde görüşür, karar verirler. O sırada sabah olur. Sultan Hanım uykuya dalarken Cefa da Hoca Hanım'ı yanına alır, doğru eve gelirler. Cefa ile Sefa evde baş başa verip bu işleri konuşurlar. O gün akşama doğru Hoca Hanım saraya giderken bunlar da atlarını eğerleyip yol hazırlıklarını görüp türbenin yolunu tutarlar. Az sonra türbeye gelirler. Türbedara altın verip geçer bir köşeye otururlar. Masallarda vakit tez geçer. Ertesi sabah olunca Hanım Sultan çeyizini taşıyan kervanı önden gönderip askerleri de onlara katar. Bir saat sonra kendisi bir kapalı arabaya Hoca Hanım'la ve cariyeleri ile binip yola çıkar. Yol kenarındaki bir tepe üzerinde türbenin yanına gelir dururlar. Gelin hanım arabadan tek başına iner. Yavaş yavaş tepeyi tırmanır, türbenin içine girer. Bir de bakar ki Sefa ile Cefa telaş içinde kendisini bekler. Hemen orada bir köşede gelinlik elbiselerini çıkarıp Cefa'nın elbiselerini giyer. Sonra el birliği ile onu da gelin kılığına sokarlar. Oradan gelin hanım bir naz ile çıkıp salına salına aşağı iner. Arabanın yanına gelir. Saltanatla Hint diyarının yolunu tutarlar. Az gider uz gider, dere tepe düz giderler, 6 ay bir güz giderler. Gide gide günün birinde Hint diyarına ulaşıp padişahın sarayına kavuşurlar. Yemen padişahının kızı Hint padişahının oğluna gelin geliyor diye toplar atılır, şenlikler yapılır. Askerler gelin alayını karşılayıp alır getirirler. O gece uzak yoldan gelen yolcular dinlenir. Sabah olunca düğün dernek kurulur. Ulaklar, Tatarlar yakın uzak saraylara, konaklara düğün okumasına çıkarlar. Beri yandan meydanlarda ocaklar kurulur. Yer yer çadırlar dikilir. Mehter bir yandan çalarken köz davullarının gümbürtüsü de gökyüzünü titretirmiş. Oyunlar, yarışlar, çalgılar, eğlence yerleri dolup boşalmaya başlamış. Meydanlarda kazanlar kaynatılıp gelen geçen doyurulmaya başlanmış. 40 gün 40 gece bir düzen ile düğün böylece gidermiş. Ama ötede Hint şehzadesinin sabrı tükenmiş. Bir gün önce düğün bitsin ister ve heyecandan dur otur bilmezmiş. Bu hazırlıklar yapılır, şehzade üzüm üzüm üzülür. Gelin sultan da şöyle biraz açılayım, hava alayım diye bahçeye iner. O sırada karşısına kendisi gibi yüreği daralan, içi sıkılan güveyin kız kardeşi Hint padişahının kızı çıkar. O da düğün telaşından bunalmış, şöyle başını dinleyecek bir tenha köşe ararmış. Bu ikisi de bu karşılaşmadan pek hoşlanıp yan yana yürümeye, konuşmaya girişirler. Gide gide sık, üstünden gün ışığı geçirmez, loş bir ormana girerler. Bunlar da farkında olmadan birbirleriyle kaynaşmışlar. Kol kola gide gide mermerden yapılmış bir tapınağa erişirler. Gelin sultan bu gördüklerinden çok hoşlanır. ''Aman sultanım, burası ne kadar güzel, bu mermer yapı da nedir?'' diye sorunca Hint sultanının kızı, ''Aman kardeşim, burası pek ünlü bir tapınaktır, hem de bir ziyaret yeridir. Kim buraya gelir de sıdk ile dua eder,
Suyundan bir tas dökünürse, kadınsa erkek, erkekse kadın olur. Gizli bir yerdir, hem de yasaktır. Düğün telaşıyla korucular, bekçiler dağılmış. Ben de adını duyardım ama buralara kadar gelip görmemiştim. Seninle konuşup söyleşirken ayağımız bizi buralara getirdi. Bunda elbet bir hikmet vardır. Şuraya girip candan yürekten dua edip birer tas su dökünelim. Belki duamız tutar. Deyince gelin sultan bunu önünde açılmış bir kurtuluş yolu görür, hemen razı olur. Gelin sultan zaten tebdil kılığında işin sonunu nasıl getireceğini, yakasını nasıl sıyıracağını düşünür dururmuş. Bu çareye dört elle sarılır. Kızla birlikte el ele tutuşup içeri girer. Döner dışarı çıkarlar ki Hint sultanı kendisini şöyle bir yoklayıp, "Ah ne yazık, bende bir değişiklik yok. Aman sende var mı?" diye sorunca Cefa da hemen başından takma saçlarını çıkarır. "Aman sultanım, bana tesir etti galiba. Yavaş yavaş erkek oluyorum." diye sırtından kadın elbiselerini atar. Hint padişahının kızı bu hali görünce hem şaşar hem sevinir. Ama Cefa'nın yüreği hop etmekte, korkudan soğuk terler dökmektedir. "Aman sultanım, durup görüşmekte fayda yok. Davranalım, saray duvarlarını aşalım. Bizi ararlar da bu halde bulurlarsa kavuşmamız mahşere kalır. Bana bir erkek elbisesi ile iki at bulsak, şu orman tarafından sıyrılıp buralardan kurtulamaz mıyız?" Hemen oradan gizlice arka kapılardan has ahırlara yanaşıp iki at, bir eski uşak elbisesi ele geçirirler. Cefa hemen bunu giyinir. Oradan ormana dalıp hayli giderler. Dereler, tepeler aşarlar. Onlar düşe kalka yollarında gide dursunlar. Biz gelelim Hint padişahının sarayına. Gelenden gidenden, düğün hazırlığı telaşından bir iki gün bunların yokluğu fark edilmez. Herkes onların bir işle uğraştıklarını, bir başka dairede bulunduklarını sanır. Ama kına günü geldiğinde gelini çağırırlar. Sarayın 100 odasını ararlar, bulamazlar. Güveyin kız kardeşi de ortalıkta yoktur. Bütün saray halkı haremi selamlığı ayağa kalkar. Aramadık kıyı köşe kuytu yer bırakmazlar. Kuyulara sarnıçlara adam indirir, bahçeleri koruları aratırlar. Bir gün daha böyle geçer. Bir haber çıkmayınca da umutlarını keserler. Biz gelelim iki kaçağa. Sefa ile Yemen padişahı kızının beklediği yere kavuşurlar. Bunlar orada sarmaş dolaş olur. Cefa başlarından geçenleri anlatır. Sonra hep birlikte İstanbul yollarına düşer, göçer giderler. Az giderler, uz giderler. Az vakitte İstanbul'a yaklaşırlar. Bunların geldiğini görenler at çatlatır, saraya haber ulaştırır. Gün ortasında davullar çıkarılır, tellallar bağırtılır. Toplar atılırken bunlar da kapılardan girerler. Başta padişah, vezirler, paşalar, beyler bunları karşılayarak saltanatlı bir alayla saraya getirirler. Kırk gün, kırk gece düğünden sonra Sefa'yı Yemen padişahının kızıyla, Cefa'yı da Hint padişahının kızıyla evlendirirler. Onlar da kalan ömürlerini rahatlık, mutlulukla geçirirler. Onlar ermiş muratlarına, darısı tüm bekarların başına.